Merhaba değerli katılımcılar. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bakırköy Temsilciliği adına hepinizi selamlıyorum. Ben Bakırköy Temsilcilik Başkanı Cemal Bulat. Yine bir Bakırköy Temsilcilik etkinliğinde bu defa tesisatta sismik korumanın esasları etkinliğinde sizlerle beraberiz. Etkinliğimize başlamadan önce Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz Sekreteri Ahmet Akçakaya'ya söz vermek istiyorum. Ahmet Bey buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim başkanım. Eksik olmayın. Ben de tüm katılımcıları Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine çok güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Bakırköy temsilciliğimize de bu anlamda Sayın Başkanım sizin nezdinizde tüm yönetim kuruluna ve arka planda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine buradaki panele bizleri kırmayarak odamız adına katılan tüm konuklarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine yönetim kurulu adımıza. Açıkçası buradaki konuşulacak konularla tabii ki sektörümüzün büyük bir önem duyduğu sismik korumalar diyelim. Bu sismik korumanın da esaslarına yönelik hem hali hazırdaki diğer derneklerin neler yaptığını hem de Makine Mühendisleri Odası'nın da bu anlamda bir çalışması var ve bu anlamda da bir çalışmanın da bahsedileceği çok önemli konuların bizi beklediğini söyleyebiliriz. Burada da tabii yine İstanbul Şube'den çıkan kitabın yazarı Eren Bey moderatörlüğünde kendisine de tekrar buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Ben çok fazla vaktinizi almayacağım Sayın Başkanım. Herkese İstanbul Şube adına verimli bir etkinlik olmasını dilediğimi iletiyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Bugünkü panelimizde neler var? Öncelikle sektör derneklerinden temsilciler var. Deprem İzolasyon Derneği, Deprem Güçlendirme Derneği'nden ve Tesisat Taşıyıcı ve Bağlantı Elemanları Komisyonu'ndan konuşmacı arkadaşlarımız var aramızda. Bunlarla ilgili detaylara ben girmeyeceğim. Her şeyden önce moderatörümüz Eren Kalafat var. Eren Kalafat sismik konusunda bu sektörde bir marka, bir duayen. Çok fazla emek verdi bu işe. Ben 7-8 yıl, 10 yıl öncesini hatırlıyorum. Eren Bey'in kitabı olsun, etkinliklerdeki yararlı çalışmaları olsun. Çok fazlaca faydalandım kendi işimle ilgili. Tabii bu konuda yapacak çok şey var. Çok fazla şeyler var. Burada bugün onlara da değineceğiz. Ne yazık ki sismik konusu hep böyle uygulama esnasında ele alınan bir konu. İsteriz ki tabii profesyonelce şey aşamasında, tasarım aşamasında ele alınsın. Projelerde yerini bulsun, yönetmeliklerde yerini bulsun. Yoksa öbür türlü gerçekten yatırım esnasında eğer bir iş bütçelenmediyse bunu uygulamak, hayata geçirmek de gerçekten çok zor oluyor. Hepimizin bu konuda yapacağı çok fazla şeyler var. Ben hemen birazcık Eren Bey'den bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim, çok rahatlıkla söylüyorum. Eren Bey'i ikna etmek çok zor oldu. Yani Eren Bey sektörün biraz dışında kalmaya başladı bu geçtiğimiz süreçte. Epey beni zorladı kendisi. Ama şu anda aramızda olmasında ben son derece mutluyum gerçekten. Umarım bundan sonra da bu konudaki katkıları, faydaları devam eder. Çünkü gerçekten çok fazla ihtiyacımız var kendisine. Çok fazla birikimi var. Biraz önce de şube sekreterimiz bahsetti. Bu konuda ki tek kitabın yazarıdır kendisi. Konuyla ilgili tek kitabın, ilk ve tek kitabın yazarıdır. Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanmıştır bu kitap. Bunun dışında Eren Kalafat ismi Marmaray Projesi'nde doğrudan Japonlara sismik mühendislik hizmeti vermiştir kendisi. Dünya genelinde çok sayıda mega projeyi tamamlamıştır. Amerika'da AŞRE'nin sismik komitesinde oy kullanma yetkisiyle yıllarca yer almıştır kendisi. Ben daha fazla sözü uzatmadan direkt Eren Kalafat'a veriyorum sözü. Eren Bey buyurun, söz sizindir. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu saatte vakit ayırdınız, ekran başındasınız. Biz de sizlere layık bir etkinlik yapmaya gayret edeceğiz tüm katılımcı arkadaşlarla. MMO'ya ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Makine Mühendisliği Odası'nın Türkiye'deki
birçok meslek örgütü arasında yeri benim için çok özel. Çünkü ben çok genç bir mühendisken bu sisim korumadan önce hatta 20 küsur yıl önce ısı pompaları ile ilgili Amerika'da bir eğitim alıp burada o konuda bir şeyler yapmaya gayret etmiştim. O dönem bir takım yazılar yazdım, makaleler, sunumlar yapmaya gayret ettim. Ve bu konuda beni ilk destekleyen de Makine Mühendisleri Odası oldu. Dolayısıyla benim için yeri özel. O yüzden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü esas konuşmacılara yeter kadar zaman kalması gerekiyor. 4 tane konuşmacımız var biliyorsunuz. Bunları belirli bir mantık sırasında yapmaya gayret ettik. O şekilde düzenlemeye gayret ettik. Yani bir süreç şeklinde. Bununla ilgili ilk konuşmayı Görkem Bey yapacak. O bir projelendirme ve uygulama safhalarının sürecinin nasıl gitmesi gerektiğine dair bize bilgi verecek. Arkasından bu süreçte atılması gereken ilk ve en önemli adımlardan biri haliyle yönetmeliklerin seçimi. Bu konuda da Okan Bey bize uluslararası ve yerel yönetmeliklerden biraz bilgi verecek. Sonra yavaş yavaş mühendisliğe adım atacağız. Bahadır Bey bize hesap kitapla ilgili biraz teknik bir sunum yapacak. Burası özellikle işin mutfağıyla ilgilenenler için ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da Serdar Bey komisyon, MMO'daki komisyon çalışmalarından bu konuyla alakalı bahsedecek. Soru cevapları en son ancak yanıtlayabileceğiz. Maalesef yüz yüze bir etkinlik yapamadığımız için soruları yazılı olarak alacak teknik arkadaşlar. Onlar orada birikecek ve elimizden geldiği kadar, zamanımız kaldığı kadar da etkinliğin sonunda sorular hangi sunum yapan kişiye yöneltildiyse o kişiden ilgili soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Mümkün olduğunca kısa ve öz bir şekilde. Daha da fazla konuyla ilgilenenler tabii bizlerle her zaman irtibata geçebilir. Ben isterseniz sözü hemen ilk konuşmacımız olan Görkem Bey'e bırakayım. Görkem Bey hem Deprem İzolasyon Derneği DİT hem de Deprem Güçlendirme Derneği DEGÜDER'de faal. Oralardan da kendisiyle tanışıyoruz. Yapısal olmayan elemanlar, yani bizim tesisatımız, tesisat sistemlerini de kapsayan yapısal olmayan elemanlar konusunda güzel çalışmaları oldu geçmişte. Dolayısıyla özellikle projelendirme safhasında oldukça deneyimli. Bize güzel bir sürecin nasıl ilerlemesine dair güzel bir sunum yapacağını düşünüyorum. Ben sözü Görkem Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Eren Bey. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ben yani inşaat mühendislerine sunum yapmaya alışkınım ama makine mühendislerine ilk defa sunum yapacağım. Bu konuda da ilgi olduğunu görmek beni çok memnun etti. Makine Mühendisleri Odası'na bunun için ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün sizlere FEMA 74 yaklaşımını aslında biraz anlatmaya çalışacağım. FEMA 74 mevcut yapıların içinde bulunan yapısal olmayan elemanların değerlendirilmesi ile ilgili bir yönetmelik. Amerikan Federal Management Agency'nin, yani bu, AFAD'a denk geliyor bizde. Ekranım görünüyor mu bu arada? Ekranı paylaştım ama. Tamam. Sanırım görünüyor şu anda. Kısaca sunumun içeriğinden biraz bahsedeyim. Süreyi de çok şey yapmamak adına biraz hızlı geçeceğim. Önce bir tanım yapacağız. Yapısal olmayan eleman, yapısal eleman ne anlıyoruz bunlardan? Bunların bina içerisindeki maliyetleri ne mertebede değişiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra yapısal olmayan hasarların nedenlerini FEMA 74 nasıl tanımlıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Yapısal olmayan hasarların önemi ve sonrasında da bu risklerin yapısal olmayan elemanlardan kaynaklı deprem risklerinin azaltılması için ne tip öneriler var? Neler yapılıyor? Ona biraz değineceğiz. Hangi yönetmelikler kullanılabiliyor? Buna değineceğiz. İsterseniz önce tanımla başlayalım. Yapısal bileşenler dediğimizde aslında herkesin, yani makine mühendisi de olabilir ya da sade bir vatandaşın da aklına gelen standart şeyler var. İşte kolon, kiriş, döşeme, perde, duvar, bunları hepimiz aşinayız. Yapısal bileşen dediğimizde yapının içerisinde deprem, rüzgar ya da yer çekimi kuvvetlerine karşı koyan elemanların tümüne biz yapısal bileşen diyoruz aslında. Çatı makasları olabilir, aşıklar olabilir, çaprazlar olabilir.
Şu an konumuz yapısal olmayan bileşenler. Peki yapısal olmayan bileşenler nedir? Yapısal olan bileşenlerin dışındaki tüm bileşenleri aslında yapısal olmayan bileşen diyoruz. Şimdi yapısal elemanları, yapısal bileşenleri inşaat mühendisleri olarak bizler tasarlıyoruz. Yapısal olmayan bileşenlerse tasarım aşamasında genelde mimarlar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ya da iç mimarlar tarafından tasarlanıyor. Üçe ayırıyoruz. Mimari bileşenler, bunlar bölme duvarlar, asma tavanlar olabilir. İşte dış cephe kaplaması, vitrinler olabilir. Bunlar mimari bileşenler. Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat bileşenleri var. Bunlar da makine mühendislerini daha çok ilgilendiren bölüm. İşte pompalar, soğutma üniteleri, klima santralleri, dağıtım merkezleri, jeneratörler. Bunlar da mekanik ve sıhhi tesisata giren yapısal olmayan unsurlar. Bir de mobilya, eşya vesaire gibi unsurlar var. Şimdi bir binayı değerlendirdiğimizde 2003 yılında yapılan bir çalışmada, Whittaker ve Sung'un yaptığı bir çalışmada binaların inşaat maliyeti, yani yapısal elemanların bina içindeki maliyeti ve yapısal olmayan bileşenlerin maliyetleri kıyaslandığında, aslında buradaki grafikte de görebilirsiniz, yani bir binanın oluşturan elemanların çok küçük bir kısmı yapısal bileşenler. Yani biz yapısal bileşenler hep sanki çok şey, yani daha büyük alan kapladığı için daha pahalıymış gibi belki bir algı var ama aslında bir binanın %70-80 maliyeti, bazen hatta özel nitelikli yapılarsa, işte hastane, veri merkezi gibi yapılarda %90'dan fazlası maliyetin aslında o binanın içinde bulunan yapısal olmayan elemanlar. Dolayısıyla bunların, yani depremde bu unsurların korunması çok kritik oluyor. İnternetle ilgili... Tamam. Çok kritik oluyor. Şimdi... Dolayısıyla yapısal olmayan elemanlarda, mesela içerik burada 3 sınıfa ayrılmış, bir de yapısal olmayan elemanlar, bir de içerikler. Şimdi içerikten kastımız da yani yapısal olmayan elemanlar, işte sıhhi tesisat, mekanik tesisat vesaire. İçerikte o binanın içerisindeki elektronik aksamdır, kullanıcıların özel eşyaları gibi şeyler ya da işte hastanede bir MR cihazı mesela içerik sayılır. Şimdi yapısal olmayan hasarların nedenlerine geçersek, FEMA 74'te 4 sınıfa ayrılmış yapısal olmayan hasarların nedenleri. Bir atalet nedeniyle, yani bir deprem kuvveti geldiğinde elemanların titremesi, sallanmasının oluşturduğu hasarlar. Binaların yaptığı deformasyondan dolayı oluşan hasarlar. İki farklı yapı arasındaki geçişlerde oluşan hasarlar. Bir de yapısal olmayan elemanların birbiriyle etkileşimi arasındaki hasarlar olarak sınıflandırılmış. Atalet kuvveti, yani diye bahsedebiliriz. İvmelerden, deprem ivmesinin doğrudan yapısal olmayan unsura geldiğinde oluşan hasarlar, yapısal olmayan unsurun devrilmesi ya da kayması şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi hareketini sınırlandırmadığınız herhangi bir unsur depremde yapı sallandığında doğrudan o ivmeyi kendi üzerine alıyor ve eğer uygun şekilde bağlanmadıysa, sağ alttaki resimde gördüğünüz gibi mesela burada bir veri merkezi, veri kabininin devrildiğini görüyoruz. Ciddi maliyetlere, hatta can güvenliği riskleri de barındırıyor tabii ki, sebep olabiliyor. Binanın kütlesi arttıkça, binanın da bulunduğu kat sayısı, yani yapısal olmayan bileşenin zemin katta bulunmasıyla 20. katta bulunması da çok farklı etki edebilir. Bunlar da yapısal olmayan unsurlara etki eden deprem ivmelerini ve atalet kuvvetlerini doğrudan etkiliyor tabii ki. Bina deformasyonlarından oluşan hasarlarsa, şimdi biz inşaat mühendisleri yapıları deforme olacak şekilde tasarlıyoruz. Deforme olmaması gibi, yapının deforme
deprem esnasında hareket etmemesi gibi bir tasarım genellikle olmuyor. Çok özel bir yapı değilse. Şimdi bu hareketi tolere edebilecek yapısal olmayan unsurların yapılması lazım. Neden bahsediyoruz? En sık karşılaştığımız deprem hasarı. Aslında mesela depremden sonra biz deprem bölgelerinde hemen gidiyoruz. En sık karşılaştığımız şey bölme duvarların kırılması, camların kırılması. Bu insanlarda hem korku yaratmasının haricinde ciddi güvenlik tehdidi de, can güvenliği riskleri de barındırıyor. Yani evinizde otururken bir duvara çatlayıp oradan üzerinize devrilmesi ciddi bir can güvenliği riskidir. Çünkü bir bölme duvarın ağırlığı 500-600 kilo, belki 700 kilolara varıyor. Dolayısıyla bu tip hasarlarda bina deformasyonlarından oluşan hasarlardır. Cephe kaplamaları da buna dair. Burada bir örnek cephe kaplamasının hasarı görüyoruz. Yani burada binanın önünden geçen birisi için ciddi bir risk barındırıyor. Ayrık yapılar, birbirinden ayrı iki yapı arasında geçiş yapan, işte boru köprüsü olabilir, havalandırma kanalı olabilir, yangın hatları olabilir. Bunlarda oluşan deformasyonlardan bahsediyoruz ayrık yapılar dediğimizde. Özellikle endüstri tipi yapılarda iki birbirinden farklı komşu yapı arasında işte bu havalandırma kanallarını ya da yangın hatlarının geçtiğini çok sık görüyoruz. Bu yapılar birbirinden farklı doğal titreşim periyotlarına sahipse, farklı özelliklere sahipse, mesela birisi iki katlı, birisi bir katlı ya da birisi beş katlı, diğeri bir katlı, iki katlı, bu yapılar depremde farklı hareket ediyorlar, farklı davranış gösteriyorlar. Bu davranış nedeniyle birisi bir tarafa giderken diğeri diğer tarafa gidebiliyor ve bu yangın hattının mesela sizin devre dışı kalmasına sebep olabiliyor. Ve olası bir yangında, deprem kaynaklı bir olası bir yangında sizin yangın söndürme sisteminiz devre dışı kalmış oluyor. Dolayısıyla bu bölgelerde de hasarlar oluşabiliyor. Bir diğer hasar tipi de yapısal olmayan bileşenlerin kendi arasındaki etkileşim. Yani birbirine çok yakın, iki yapısal olmayan bileşen, burada mesela fotoğrafta gösterdiğim bir binadan çıkıp gelmiş bir yangın hattının diğer binanın yangın hattıyla yan yana bulunması. Şimdi bu iki binanın deprem davranışı tamamen birbirinden farklı ve birisi bir binaya sabitlenmiş, diğeri diğer binaya. Deprem anında bu iki yangın hattının çarpışma ihtimali çok yüksek burada. Ya da sizin asma tavanınız vardır, havalandırma geçiyordur içinden. Şimdi asma tavan farklı bir davranış gösteriyor. Havalandırma kanalı başka bir davranış gösteriyor aynı deprem sırasında. Dolayısıyla bunlar da birbiriyle çarpışıp birbirine hasar verebiliyor. Yapısal olmayan hasarlar neden önemli? Şimdi yapısal olmayan hasarların aslında deprem mühendisliğinin ilk çıktığı yıllarda, ilk böyle insanların ilgi duyduğu yıllarda yapısal olmayan hasardan ziyade yapıya önem veriliyor. Ama zaman ilerledikçe, deprem mühendisliği teknikleri geliştikçe ve kullanıcıların talebi bu yönde arttıkça yapısal olmayan elemanların da depremde korunmasıyla ilgili bilgi, birikim ve efor gelişiyor. Şimdi bir depremde yapısal olmayan bileşenlerde oluşan hasarlar yaralanmaya neden olabilir. İnsanların ölümüne neden olabilir ya da bina içerisinde çok yüksek maliyetli hasarlara neden olabilir. Peki bu yüksek maliyetli hasarlar hem mal kaybı şeklinde olabilir ya da sizin bir tesisinizin, hastanenizin işlev kaybı şeklinde olabilir. Şimdi bu şeyle, anlayışla üç sınıfa ayrılmış durumda yapısal olmayan hasarlar. Can güvenliği riski barındıranlar, mal kaybı riski barındıranlar ve işlev kaybı riski bulunduranlar. Kendi aralarında da bunların önem sınıflandırması yapılıyor tabii ki. Yani can güvenliği riski çok yüksek olanlar ya da düşük olanlar, orta seviye olanlar. İşlev kaybı da mesela yine benzer şekilde. Biraz süre anlamında hızlı kullanmak için biraz hızlanıyorum. Can güvenliği, işte bir cam kırılması olabilir, insanların üzerine düşen, devrilen bir
raf olabilir ya da yangın söndürme sistemlerinde oluşan hasarlar olabilir. Demin bahsettim. Bunlar can güvenliğinde yaralanmalara ya da ölümlere neden olabilir. Mesela bir acil çıkışın kapanması çok karşılaşılan bir şey depremde. Bu da ciddi can güvenliği riski taşıyan bir hasardır. Mal kaybı riskleri bunlar yani depremde sadece kendisi hasar görmüş bir yapısal olmayan unsur olabilir. Asma tavanınızın çökmesi ya da havalandırma kanalınızın arızalanması. Belki o ürünün tamiriyle geçebilecek şeyler. Bir de dolaylı olarak mal kaybına neden olan hasarlar olabilir. Bir su borusunun patlaması sizin tesisinizin, konutunuzun, ofisinizin su basmasına neden olur. Ve bir de su basmaların dolayı ikincil maliyetlerle uğraşırsınız. Bir de işlev kaybı. İşlev kaybı özellikle ticari anlamda çalışan yerler için ya da hastane gibi deprem sonrası hemen kullanılması gerekli yerler için çok önemli. Burada ben kısaca bir örnek vermek istedim. 2004 yılında Niigata depreminden sonra Sanyo firmasında bina sağlam, içeride bir hasar yok ama gaz kaçağı var, gaz sızıntısı var. Bundan dolayı 3-4 ay boyunca üretime ara verilmek zorunda kalınıyor. Bu gaz sızıntısı tamir edilemediği için ve bundan ve bu sırf bu gaz sızıntısı nedeniyle 2.1 milyar dolar zarar açıklıyor Sanyo bir sonraki sene. Burada da işlev kaybı yine yapısal olmayan unsurlarda görülen işlev kaybı ile ilgili iki örnek görüyoruz. Mevcut binaların risklerinin azaltılmasıyla ilgili bir kere bir hedef belirlenmesi gerekiyor. Öncelikle riskler sınıflandı. Can güvenliği riski, işlev kaybı vesaire gibi. Onların dereceleri belirlendi ve talep edilen hedef nedir? Bir hastane yapısıysa tamamen işlevsel kalması ya da işte bir fabrika yapısıysa birkaç günlük duruş tolere edilebilir gibi bir hedef belirlenir. Tasarımlar, çözümler buna göre yapılıyor. Bununla ilgili ben FEMA şeyinden gittiğim için bu sorumda FEMA'nın yayınladığı hem mekanik ekipman, elektrik ekipman, havalandırmalar için ayrı ayrı yönetmelikler var. Bunun yanında Amerikan ASCE 4106 yönetmeliğinden çok faydalanıyoruz mevcut yapısal olmayan elemanların değerlendirmesinde. Türkiye deprem bina deprem yönetmeliği 2018'de yayınlanan Bahadır abi bahsedecek daha detaylı olarak. Bununla ilgili bir bölüm var. Artı işte FEMA'nın yayınladığı design example'lar yani örnek çözümler var. Aşra'nın makine mühendislerinin hepsi aşinadır herhalde. Isıtma, soğutma, havalandırma derneğinin yayınladığı ve çok faydalı dokümanlar var. Ya da SMAKNA'nın var benzer şekilde. Önerileri de yapısal olmayan elemanların güçlendirilmesiyle ilgili öneriler de üçe ayrılıyor FEMA'da. Bunlar tasarlanmamış öneriler. Nedir? İşte benim raflarım devrilecek vesaire. Bunu basit bir mühendislik gerektirmeyen çözümle çözebilir miyim? Bir eli iş tutan bir usta marifetiyle çözebilir miyim? Bununla ilgili detaylar, tip detaylar vardır. FEMA'da tanımlanmış. Bunları uygularsınız. Ama bu tip çözümler işte hastane gibi ya da çok kritik endüstri tesislerinde uygulanması önerilmiyor bu tip çözümlerin. Reçeteli çözümler vardır. Reçeteli çözümlerin son iki slaytım kaldı Eren Bey. Bitiriyorum. Reçeteli çözümler önceden tasarlanmış, bir tasarım yapılmış, belli kriterleri verilmiş. İşte bu şartları sağlıyorsa bu çözümü uygulanabilirsin gibi çözümler. Bir de tasarım gerektiren çözümler var. Bunlar da her bir mesela bir tesise girdiniz, hastaneye ya da bir fabrikaya girdiniz. İşte havalandırma kanalı. Her bir bölgedeki havalandırma kanalı için ayrı hesap gerektiren çözümler. Ben dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sunumum bu kadar. Umarım süreyi çok aşmamışımdır. Evet, ben Görkem Bey'e teşekkür ediyorum süreye de hassasiyet gösterdiği için. Sanırım şu ana kadar izleyenler de konuya yenilerse zaten güzel bir hakimiyet oluşmuştur. Konuyu biliyorlarsa bile yeni bir şeyler öğrenmişlerdir ve biraz daha hakimiyetlerini pekiştirmişlerdir.
O nedenle oldukça güzel bir sunum oldu. Tekrar Görkem Bey'e teşekkür ederim. Onun sunumuyla ilgili sorular varsa dediğim gibi yazılı olarak alacağız. Teknik arkadaşlar bize iletecek. Etkinliğin sonunda soru cevap için ayırdığımız zaman da Görkem Bey'e bu soruları sorup kısa ve öz yanıtlarını almak isteyeceğiz. Sırada Okan Bey'in yapacağı yönetmeliklere dair sunum var. Bir çıt bahsetti zaten Görkem Bey yönetmeliklerden. Okan Bey biraz daha detaylı anlatacak bize bu yönetmelikleri. Çünkü yönetmelik seçimi, hangi yönetmelikte neler var çok önemli konular. Bu yönetmelikler de zaman zaman güncelleniyor tabii haliyle. Bilgi birikimleri arttıkça, teknoloji ilerledikçe. Sözü uzatmadan Okan Bey'e vereceğim. Kısaca bir kendisini tanıtayım. Okan Bey makine mühendisi ve tesisat sektöründe sismik korumaya dair çok uzun yıllar geçmişi olan bir kişi. 15-20 yıl süresince geçmişi var. O da uluslararası birçok projede yer aldı. Hatta birçok projede birlikte de yer aldık. Kendisi şu anda hem Türkiye'de hem İngiltere'de yerel ve uluslararası birçok projede yer alıyor. Dolayısıyla o da konuya çok hakim. Ona da sorularınız olursa tabii yine yazılı olarak alacağız, hatırlatayım. Sözü ben Okan Bey'e bırakıyorum. Yönetmeliklerle ilgili sunumunu bekliyoruz. Çok teşekkürler Eren Bey. Öncelikle bu sunumlara imkan verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Şu anda ekranları başında zaman ayıran bu saatte hepinize, tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, sismik koruma yönetmelikleri. Burada özellikle son yıllarda Türkiye'de oldukça karmaşa yaşanıyor. Hangi yönetmelikler takip edilmeli? Ne bulursak yazmalı mıyız? Yoksa belli yönetmeliklere tabi kalıp daha sağlıklı sonuçlar mı elde etmeliyiz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada sesim rahat bir şekilde gelebiliyor mu? Bir onu sorayım. Eren Bey, her şey yolunda mı? Zannediyorum yolunda. Pekala. Evet, dünya geneline baktığımızda şu anda dünya haritasında da gördüğünüz üzere kırmızı bölgeler ağır deprem zonları, yüksek dereceli, yüksek harekete sahip bölgeler. Tabii Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri de bunların içerisinde çok ciddi yer alıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise bu son güncellenen AFAD deprem haritası ile beraber de 2018 yılından beri kullandığımız haritamızda şu anda Türkiye'nin hemen hemen %90 civarında bir oranı ağır deprem kuşağında diyebiliriz. Ben bunları sizlere birazcık rakamlarla sunmak istiyorum. Evet, bu rakamları niye vereceğim? Birazcık algımızı arttırmak istiyorum. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde Merkez Bank TBMM'nin Deprem Araştırma Komisyonu rapor verileri şu şekilde. Yaklaşık 18 bin resmi kayıtlarla can kaybı olduğu görüldü ve bunun 48-50 bin civarında da yaralı sayısı. Yıkık, ağır hasarlı bina, 100 bine yakın konut, 15 bin iş yeri. Bu sadece Kocaeli ve Kocaeli komşu illerindeki hasarlardan bahsediyoruz. Rakamları o gözle bakarsanız ne kadar önem arz ettiğini anlayacaksınız. Orta hasarlı binalar işte 100 bin, az hasarlı 113 bin, toplam 365 bin civarında hasarlı konut ve iş yeri kalmış. Bunun haricinde, evet, biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin %92'si deprem kuşağında. Bunun %66'lık bölümü de birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olarak geçiyor. Ülke nüfusumuzun %70'i, 11 büyük ilimiz ve kurulu büyük sanayi tesislerimizin %75'i deprem bölgelerinde. Peki bu deprem yönetmeliklerinde özellikle Türkiye'de olduğumuz için Türkiye yönetmelikleriyle bir başlayalım. Bunlarda nelere devam edebiliyoruz? Hangi yönetmeliklerle takip edeceğiz? Hangi yönetmelikleri yazacağız şartnamelerimize? Onlara bakalım. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 yılında yenilendi. Bunlarla ilgili bazı detayları Bahadır Bey benden sonra zaten sizlere aktaracak. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2007. Bu iki yönetmeliğimiz bizim mekanik, ben özellikle şu anda MMO aracılığıyla bu sunumları yaptığımız için birazcık daha makine
mühendisliği ve tesisat mühendisliği konusunda kalacağım. Bu iki yönetmeliğimiz Türkiye'de uymak zorunda olduğumuz ana yönetmelikler. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği artık birazcık Amerikan esintileriyle beraber, çünkü gerçekleştirilmiş 100 yılı aşkın çok ciddi çalışmalar sonucu oluşturulan ASCE yönetmeliği, yani Amerikan İnşaat Birliği'nin hazırlamış olduğu yönetmeliğe uyarak International Building Code, biliyorsunuz uluslararası bina koduyla beraber yenilendi. Artık daha güncel, uluslararası yönetmeliklere hakim bir şekilde bir yönetmeliğimiz var. Çok emek harcandı ama çok güzel sonunda gelmesi gereken noktaya ulaştığını düşünüyorum. Geliştirilmesi gerekir mi? Tabii ki. Ama şu an için en azından mutluyuz. Arada çok ciddi 99 sonrasındaki boşlukta bazı eksik konular kaldı. Fakat bu 2018 yönetmeliğiyle toparlandı. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ise 2007 yılında yürürlüğe girdi. Fakat yangının sprinkler, yani yağmurlama sistemiyle ilgili maddeleri NFPA'nın sadece belirli bölümleri alınarak, çevrilerek yapıldığı için oldukça eksik kalmış durumda. NFPA'de, yani Amerikan Yangın Yönetmeliği'nin içerisinde 17-18 sayfa artı ekleri, kaç sayfa onu bile bilmiyorum. Onlarca sayfadan sadece bir paragraf özetleyebilmek imkansız. Sonuçta yangın korumasında uygulamamız gereken temel mantığı yönetmeliğimiz söylemesine rağmen neyi nasıl korumamız gerektiğini söylemediği için dış bağımlı bir halde dışarıdan yabancı yönetmeliklere atıfta bulunmak zorundayız. Sadece Türk yönetmeliğine göre gittiğimiz zaman çok eksik işler yapılıyor. Herkes kendince yönetmeliklere uyuyor veya kendince kurallar yazıyor. Dolayısıyla sigorta firmalarıyla çatışmalar yaşanıyor Türk yönetmeliğine uyduğunda. İnşallah bu konuda da ciddi çalışmalar yapılıp bir an önce 2007 yönetmeliğimizdeki deprem maddeleri çok daha detaylı hale gelir. Çünkü yangın danışmanlarımız artık kendileri bu yönetmeliği kullanamıyorlar deprem konusunda. Muhakkak yabancı yönetmeliklere atıfta bulunuyorlar. Deprem yönetmeliğimizin içerisinde bizlere atıfta bulunulan bazı değerleri, yani zemin ivme değerlerimizi, bizlerin bina içerisindeki hareketliliği, tesisatların ne kadar bir ivmeyle hareket edeceğini belirleyebilmek için zemin değerlerini aldığımız bazı yönetmeliklerimiz yine yayında. Bunlar da çok güzel kaynaklardır. En önemlisi, biz deprem etkisi altında kıyı ve liman yapıları tasarımı için esaslar 2020 yönetmeliğindeki zemin ivme değerlerini kullanıyoruz. Bununla ilgili yine Bahadır Bey biraz daha detaylı bilgi sizlere verecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisi doğrudan bu yönetmeliklerin içinde de yer aldı bildiğim kadarıyla. Peki Türkiye yönetmeliklerinde dediğimiz gibi iki tane temel mekanik sektörü ilgilendiren iki yönetmelik var. Türkiye Deprem Yönetmeliği ve Yangın Yönetmeliği. Peki yurt dışında egemen bir şekilde deprem yönetmeliklerini savunan kimler var? Özellikle Amerikan yönetmelikleri artık dünyaya mal olmuş ve uluslararası bina kodu adı altında International Building Code, yani bir uluslararası kod konseyi tarafından yazılmış bir yönetmelik var. Bu yönetmelik hem binaların nasıl inşa edileceği, deprem bölgelerinde veya afet bölgelerinde neler yapılacağına dair çok detaylı bilgiler içeriyor. Mümkün olduğu kadar gri bölgeleri açığa çıkartmışlar. Çok fazla yorum yapmadan mümkün olduğu kadar belli bir kodu takip ederek sonuna kadar projeyi götürmemizi sağlıyor. Cemal Bey'in sunumlarımızın başında bahsettiği Marmaray'da Japonlarla yapmış olduğumuz projede dahil olmak üzere en sonunda yine IBC, yani uluslararası bina kodunu kullandık. Bunun nedeni de uluslararası bir şekilde birçok sigorta firmasının tanıdığı ve güvendiği bir yönetmelik olduğu için bizler için temel olarak temelini oluşturuyor. Yaklaşık 3 yılda bir de veya düzeltiyorum, yani belli yıllarda zaten yenilenerek devam ediyor. IBC diyor ki Amerikan İnşaat Birliği ASCE 7'ye atıfta bulunarak mekanik ve elektrik, yani yapısal olmayan sistemleri aslında genel anlamında, buna
inşai yapısal olmayan elemanlar da giriyor. Görkem Bey'in anlattığı gibi asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler veya bina içindeki tesisat harici donanımlar. Bunların hepsine ASCE oldukça sağlam bir şekilde neyi ne yapacağımızı söyleyeceğine kadar bizlere sunuyor. Amerika'da Kaliforniya bölgesi çok ciddi bir deprem bölgesi, fay üzerinde. Dolayısıyla Kaliforniya'da yetkilileri tarafından o eyaletin içerisinde önemli çalışmalar yapılmış. Genellikle Amerika içerisinde kullanılan bir yönetmelik olmasına rağmen bazı Amerikan markalarının sismik konuda bu bölgelerde de hareket etmesinden dolayı şartnameleri girmiş, fakat Kaliforniya için yazıldığı için hani doğrudan bir eşleniklik veya muadillik bulmak zor oluyor. Tabii ki NFPA birçok konuda, yangın konusunda özellikle hepimizin başvurduğu Amerikan ulusal yönetmeliği, fakat yine dünyaya mal olmuş. Görkem Bey de bahsetti. ASHRAE'nin sismik için yazılmış el kitapları mevcut. SMACNA'nın sismik için yazılmış kılavuzları mevcut. Ve bunlar haricinde de FEMA her konuda tek tek kitaplar hazırlamış, kılavuzlar hazırlamış yönetmelikten daha çok. Ve bunları ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmuş. Hepiniz FEMA.org'dan girip bu kitaplara ulaşabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Peki Amerika depremi yaşayan bir bölge, çok hasarlar görmüş. İlk deprem yönetmeliklerini hazırlamış 1900'lerin başında. Avrupa neler yapmış? Avrupa'da, Avrupa genelinde Eurocode 8 adı altında bir yönetmelik mevcut. Yapısal olmayan sistemleri genellikle Eurocode 8 işliyor. Fakat formüller ve bizlere sunduğu yöntemler birazcık akademik. Bazı değerleri inşaat birimleri olmaksızın ulaşamıyoruz. Bir binaya bir bütün olarak bakıp bütün birimlerin bir arada çalışmasını salık veriyor ki burada bazı maalesef eksiklikler yaşayabiliyoruz. Saha içerisinde sıkıntılarımız doğabiliyor. Amerika tarafı ise makinacıları, elektrikçileri birbirinden bağımsız hale getirip çok rahat bir şekilde disiplinler arası sistemleri çözüp en sonda bir çatı altına toplatabiliyor. Avrupa yönetmelikleri dediğim gibi çok fazla değil, çünkü deprem bölgesi olarak ilk başlarda baktığımız dünya deprem haritasında özellikle İtalya tarafından biraz daha doğuya doğru giderek Yunanistan ve Balkanlardan Türkiye'ye kadar deprem bölgesi, diğer bölgeler Akdeniz kıyıları haricinde çok ağır bir deprem yaşamadıkları için de çok gelişmemiş durumda. Fakat Avrupa'da özellikle ekipmanların deprem testiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmış. Bunun da ağırlı elektrik donanımları. Bu elektrik donanımları içinde çok güzel bir şekilde yönetmelikler hazırlanmış. Bunlara göre testler sunuluyor. Peki biz neleri tercih etmeliyiz yönetmeliklerimizde? Bir kere Türkiye'de bir projemiz varsa Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kullanılmak zorunda. Fakat bizlere detayları sunmadığı için bu deprem yönetmeliğimiz IBC'nin sunmuş olduğu NFPA, FEMA, ASHRAE ve SMACNA ile pekiştirilerek bir bütünlükte bir şartname oluşturulması gerekiyor. Aksi halde yoruma açık ve kaçaklara da maruziyet verebiliyor. Yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Süremizi diğer arkadaşlarımızdan da meslektaşlarımızdan süre almayalım çok fazla. Tercih edeceğimiz ürünlerle ilgili, sismik koruma ürünleriyle ilgili peki yönetmelikler veya sertifika, şartnameler nelerdir? Sismik izolatörler Türkiye'de maalesef çok fazla teste tabi tutulmadan piyasaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda hepinizden hassasiyet istiyorum ben. Bir deprem koruması bir bütündür. Yani tesisatlarda kullandığımız sismik halatlar, yani esnek malzemeler veya rigid malzemelerde ne kadar yoğun tesisat için sertifikasyon aranıyorsa, aynı şekilde sismik izolatörlerde de bu sertifikalar aranmak zorunda. Bunlar olmadan sadece halatlarda sismik sertifika yazarak giden birçok şartname görüyoruz. Bu kesinlikle olmamalı.
artık maalesef biraz daha merdiven altına imalatlar dönmeye başladı. Lütfen özellikle sismik konularda ANSI Aşre standardı dünyada neredeyse tektir. Bu sertifikaya sahip olmayan bir ürün kullanımını desteklemeyelim. Bunun yanı sıra UL, FM, SMAKNA gibi listeleme kuruluşları veya onay kuruluşlarının tercih ettiği malzemelerde kullanılabilir. Fakat bunlar genellikle sadece tesisat tarafındaki deprem koruması ürünlerine bakıyorlar. İzolatörler tarafına dediğimiz gibi ANSI Aşırı standardı ki Türkiye'de birçok yani birkaç firma bu hassasiyeti gösteriyor. Binalarda çok detaylı olarak her binada aynı korumayı yapmıyoruz. Binanın türüne göre korumaları yapıyoruz. Ben son birkaç fotoğrafla da sunumumu bir dakika içerisinde bir bitireyim. Zaten FEMA'da Görkem Bey de bahsetti. Mekanik konusunu muhakkak indirip Mekanik FEMA ile beraber sizler oldukça bilgi sahibi olacaksınız. Çok hızlı bir şekilde bu fotoğrafta deprem sonrası hasar görmüş bir bina. Ne hasarı olabilir bu binanın? Ortada gördüğünüz gibi orta katlarda yangın gerçekleşmiş. Evet, bina yapısı olarak sağlam fakat bina kullanım dışı. Boruların kırılması, ekipmanların kopması, ekipmanların devrilmesi. Peki bunu pekiştirecek son slayta geldiğimizde de yönetmelikler neden önemli? Bu çok kritik. Özellikle bu Haiti fotoğrafını birçok sunumumuzda da yine kullanıyoruz. Uluslararası sunumlarda da geçiyor. Haiti'de oluşan depremde hükümet binasının halini görüyorsunuz. Bina tamamen yıkılmış durumda neredeyse. Kullanılamaz halde. Çünkü belli yönetmelikler çerçevesinde inşa edilmemiş. Yine Haiti'de inşa edilmiş ve uluslararası bina kodlarıyla gerçekleştirilmiş hemen yanındaki diğer bina. Amerikan Elçilik Binası. İkisi de aynı bölgede. Fakat gördüğünüz gibi bir bina tamamen kullanıma hazır bir şekilde önünde yardım bekleyen kişilere yardım edecek şekilde de çalışır bir bina. Bir tanesi yönetmeliklere uygun yapılmış, diğerinde yönetmelikler izlenmemiş. Bu slaytta yönetmeliklerin gerçekten önemini arz etmek için koymuştuk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımın, meslektaşlarımın zamanını çalmamak adına teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize iyi akşamlar. Evet, Okan Bey'e de sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler paylaştı bizimle. Sorularınızı bekliyoruz bu arada. Dediğim gibi etkinliğin sonunda hepsi yanıtlanacak. Hemen hemen yani süremizin yettiği kadarıyla hepsi yanıtlanacak. Elimizden geleni yapacağız bu konuda. Şimdi sıradaki sunum Bahadır Bey'in sunumu. Dediğim gibi Bahadır Bey'inki biraz daha teknik olacak. Ben şahsen keyif alırım teknik sunumlardan. Böyle detaya, hesaba, kitaba giren sunumlardan. Ama yine de biz Bahadır Bey'den o konuda biraz kendisini dinlemesini rica ediyoruz. Çünkü ben Bahadır'ı yakın tanırım. Herkesi yakın tanıyorum sunumu yapan zaten. Bahadır böyle kendini kaptırabiliyor. Ben kısaca Bahadır Bey'den bahsedeyim. O da inşaat mühendisi, doktor mühendisi Bahadır Şah'dan. Bu konularda o da DİD, Depremizasyon Derneği ve DEGÜDER'de yer alıyor yönetimlerde. Orada da birlikte çalışmalarımız oldu. Tesisata yönelik de ciddi çalışmaları oldu Bahadır'ın. İşte şehir hastanelerinde olsun ve büyük projelerde olsun. Daha önce MMO'nun bir etkinliğinde güzel bir sağ olsun katılımı oldu. TESCON'da güzel bir sunumu oldu. Şimdi burada da bize biraz işin hesap kitabından bahsedecek. Sözü ben fazla uzatmadan Bahadır'a aktarıyorum. Buyurun Bahadır Bey. Teşekkür ederim Eren Bey. Ben biraz daha şanslıyım. Bir inşaat mühendisi olarak Görkem ilk kez sunum yaptı. Onun heyecanı vardı ama ben makine mühendisleri karşısına ikinci kez çıkıyorum. İzmir'de daha önce TESCON konferansında da gene bir sunum yapmıştım. Gene ona benzer minvalde bir sunum gerçekleştireceğim. Bugün ben sizlere önce bir ekranımı paylaşayım izin verirseniz. Göstereyim. Evet. Sanırım gözüküyor ekranım. Ben bugün sizlere 2018 yılında yürürlüğe girmiş olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde bu konuların nasıl işlendiğine dair biraz bilgi vermek istiyorum. Benden önceki konuşmacılar
genel olarak yönetmeliklerden, uluslararası yönetmeliklerden bahsettiler. Ben daha çok spesifik olarak Türkiye'de geçerli olan, aslında bir yasa olarak geçerli olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde bu işlerin nasıl ele alındığından bahsetmek istiyorum. Aslında bir ufaktan tarihçeyle bir giriş yapayım. 1940 yılından beri de Türkiye'de deprem yönetmelikleri bulunuyor. Deprem yönetmelikleri daha çok bina tipi yapıların nasıl tasarlanmasıyla gerektiğiyle ilgili, deprem yönetmeliği nasıl hesaplanmasıyla ilgili kurallar bulunuyor. Ama bu bizim inşaat mühendisi olarak yapısal olmayan elemanlar dediğimiz ekipmanlar için kurallar 2007 deprem yönetmeliğiyle birlikte yönetmeliklere girdi, deprem yönetmeliklerine girdi. Fakat 2007 deprem yönetmeliğinde bu kısım çok kısa olarak ele alınıyordu ve çok fazla detaylı bilgi yoktu. 2018 deprem yönetmeliğinde çok detaylı mı var derseniz, bence gene çok detaylı yok. Birazdan bahsedeceğim. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği aslında bu yapısal olmayan elemanlarla ilgili sadece bu elemanları etkileyecek deprem kuvvetleri nasıl hesaplanacağı, nasıl hesaplanması gerektiği ve bundan hareketlerin sınırlandırılması için nelere dikkat edilmesiyle ilgili bazı bilgiler veriyor bize. Bunun dışında gereken bilgiler, örneğin işte bu bahsedilen işte sismik koruma esasları, neler yapılması gerekir, nasıl askılama yapılması gerekir, işte sismik zeratör de ne bahsediliyor ama aslında titreşim zeratörleri, deprem korumalı, yanal sınırlandırmalı titreşim izolatörlerinin nasıl tasarlanmasıyla ilgili gerekli bilgileri uluslararası yönetmeliklerden almak durumundasınız. Ben burada yönetmelikleri nerelerden indirebileceğinizle ilgili linkleri de paylaşıyorum. Bu yayını sonradan izleyip bu linkleri not edip bu yönetmelikleri indirebilirsiniz. Diğer yapı tipleriyle ilgili de gene yönetmeliklerimiz burada mevcut. Şu an güncel olan yönetmeliklerimiz bunlar. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde yapısal olmayan elemanların tasarımı ile ilgili dikkate almamız gereken bölümler: bölüm 1 genel hükümler, bölüm 2 deprem yer hareketi ile ilgili bölümler ve bölüm 6 bizi esas ilgilendiren kısım bölüm 6. Bunlara bakacağız. Yer hareketi ile ilgili bizim 2018 yılındaki deprem yönetmeliğimizle beraber deprem haritamız, deprem tehlike haritamız da güncellendi. Bu deprem tehlike haritasında artık herhangi bir konumda, nerede inşaat yapıyorsanız yapın, gidip o konumdaki deprem tehlikesini ve işimize, bizim yapısal olmayan elemanların tasarımı için işimize yarayacak olan deprem spektrumlarını alabiliyorsunuz. Koordinat bazında alabiliyorsunuz. Bu haritaya erişme adresinde gene bu altta ben veriyorum sizlere. Buraya girip E-Devlet'le girmeniz lazım. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle girmeniz lazım. Girip bu bilgileri alabiliyorsunuz. Örnek olarak herhangi bir konum için, İstanbul'da herhangi bir konum için gelen arayüzde bu konuma ait enlem ve boylam bilgilerini yazdıktan sonra bizim tasarıma esas deprem düzeyimiz olan DD2 deprem düzeyi, yani 50 yılda aşılma olasılığı %10 diye biz bunu nitelendiriyoruz veya 475 yıl tekrarlama periyodu olan deprem ve zemin sınıfına bağlı olarak deprem spektrumunuzu indirebilirsiniz. Deprem spektrumu dediğimiz şey buna benzer bir eğri, bir grafik. X ekseninde yapının doğal titreşim periyodu, Y ekseninde ise bu titreşim periyoduna karşılık gelen yapıya etkileyecek ivme, dolayısıyla binaya etkileyecek kuvvetin karşılık gelen ivmeyi öğrenebiliyoruz. Tasarıma başlamadan önce öncelikle bunu indirmemiz lazım. Bu neredeyse bu yapacağımız inşaat, ona ait deprem spektrumunu elde etmemiz lazım. Daha sonra bölüm 6'ya geçiyoruz. Bölüm 6'da öncelikle ilk başta bize yapısal olmayan elemanla yapısal olmayan elemanın ne olduğu ile ilgili bir bilgi veriyor. Nedir bu? Bir beraber okuyalım. Diyor ki, depremde hasar görmesi durumunda insanlara veya binanın yapısal sistemine zarar verebilecek veya binanın kullanımına engel olabilecek taşıyıcı sisteme bağlı fakat bağımsız çalışan her türlü çıkıntılar, balkon, parapet, bacak, konsol gibi. Ayrıca cephe ve ara bölme panoları, mimari elemanlar ile mekanik ve elektrik donanımlar ve bunların yapıya bağlantıları. Hem elemanların kendileri hem de yapıya bağlantıları yapısal olmayan eleman olarak adlandırılıyor.
Bir soru olabiliyor bazen. Özellikle ben deprem izolasyonu konusunda çok ilgili olduğum için orada geliyor. Deprem izolasyonlu yapılarda sismik koruma ile ilgili hesap yapmamıza gerek yok mu? Veya işte bizim binamız çok önemli bir bina değil. Bu binada da deprem sismik koruma hesabı yapmamıza gerek var mı gibisinden sorular geliyor. Onunla ilgili de şöyle bir madde söylemiş. Binadaki mobilyalar ile binada geçici olarak bulunan ve binaya bağlı olmayan donanımlar haricinde ve deprem tasarım sınıfı DTS eşittir 4 olan binalarda deprem hesabı yapılması zorunlu değildir. Yapısal olmayan elemanlar için deprem hesabı yapılmasına gerek yok diyor. Nedir bu binalar? Bir kere öncelikle önem sınıfı bakımından daha düşük önem sınıfına sahip binalar. BKS, bina kullanım sınıfı 2 ve bina kullanım sınıfı 3 olan binalar. Nedir bunlar? İşte alışveriş merkezleri, spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonları veya işte genel kullanımlı ofis, otel, konut gibi yerlerde eğer ki bununla beraber deprem tehlikeniz düşükse, yani eski yönetmeliğe göre baktığınız zaman 4. derece deprem bölgesi diye düşünebilirsiniz veya yeni yönetmelikte işte bu gidip bir deprem spektrumunu almışsınız. Oradaki plato değeri, şu tepe noktası, SDS dediğimiz tasarım, kısa periyot tasarım spektral iğmesi eğer 0.33'ten küçükse bunlarla beraber sizin deprem hesabı yapmanız, yapısal olmayan elemanlar için deprem hesabı yapmak zorunda değilsiniz. Ama değilse yapmak zorundasınız. Buradan şu anlam çıkıyor. Hemen hemen her türlü binada yapısal olmayan elemanlar için deprem hesabı yapmak zorundasınız. Biz inşaat mühendisleri bunu çoğunlukla es geçiyoruz. Biraz sizlerin üzerine kalıyor veya mimarların üzerine kalıyor ama bu hesapların yapılması zorunlu. Kanunen zorunlu. Çünkü bizim yönetmeliğimiz aynı zamanda bir kanun. Yapısal olmayan elemanlarla ilgili neler söylüyor başka? Bir kere yapısal olmayan elemanlar yapıya sabit olarak bağlanmalı. Ve bu bağlantılar o elemanı etkileyecek deprem yüklerini ve yer değiştirmeleri sağlayacak şekilde, karşılayabilecek şekilde yeterli kapasiteye sahip olmalı diyor. Bunun dışında ne diyor? Mesela bir cihazınız var. Bir su deposu olabilir, başka bir şey olabilir. Yapının bulunduğu, cihazın bulunduğu katın toplam ağırlığının %10'undan daha fazla bir ağırlığa sahipse bunu artık siz diyor ki yapısal olmayan eleman olarak dikkate almayın. Bunu da bizim inşaat mühendisi olarak yaptığımız yapısal analiz modeline dahil edin ve bina taşıyıcı sistemin bir parçası olarak kabul ederek hesaplarınıza dikkat alın diyor. Bu da önemli bir madde. Yani çok ağır bir cihaz varsa binanın ya o katın ağırlığının %10'undan daha büyük bir ağırlığa sahipse bunu da biz yapısal analizde dikkate almak durumundayız. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim deprem yönetmeliğimiz sadece yapısal olmayan elemanları etkileyen kuvvetlerin hesabını ile ilgili bize bilgi veriyor. Bir de bunların yer değiştirmelerini sınırlandırması ile ilgili bilgi veriyor. Bunun için aslında çok basit bir fizik kanunu, Newton'un ikinci kanununa göre bir kütlemiz var ve bu kütleye dolayısıyla bir iğme etkiyor ve bu iğmeden kaynaklı bir kuvvet hesaplanıyor. Yani kütle çarpı iğme eşittir kuvvet formülü aslında. Baktığınız zaman burada gördüğünüz formül. Çok komplike gibi gözükse de aslında basit bir formül. Kütle çarpı iğme, bir büyütme katsayımız, bir de elemanın donanım için tanımlanan bir davranış katsayısı var. Buna bölüyoruz. Bir de tabii bu yatay kuvvet, bir de düşey kuvvet için bir formül verilmiş. O da gene burada. Gene aslında kütle çarpı iğme, bina önem katsayısı devreye giriyor bu durumda. Bir kuvvet gene düşey olarak da etkitilmesi lazım. Ve bunları karşılaştırıyor. Yatay kuvvet hiçbir zaman düşey kuvvetten daha düşük olmamalı diye bir madde verilmiş. Daha sonra ne yapıyor? Siz bu kuvveti hesapladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Elemanınızın bağlantısına bağlı olarak mesela böyle bir askı sistemiyle bağlanmış olabilir. Kuvveti etkittikten sonra geri kalan aslında direkt etki tepki. Yani buradaki kabloda oluşan tepki gerilmesi geometriden kaynaklı hesaplıyorsunuz. Bunun bağlantısında oluşacak gene reaksiyonları hesaplıyorsunuz. Veya işte böyle bir cihaz varsa gene bağlantılarında oluşan reaksiyonları hesaplayarak bunların yeterli olup olmadığını hesaplamanız gerekiyor. Burada bu formülde bir B katsayısı, büyütme katsayısı, bir de davranış katsayısı var. Onunla ilgili de gene bir tablo verilmiş. Eleman tipine, donanım tipine bağlı olarak bu katsayılar burada veriliyor. Bunlar tamamen yapısal olmayan elemanlarla ilişkili katsayı. Yani burada E harfi gördüğünüz zaman yapısal olmayan elemanla alakalı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir de bu iğme, önemli olan bizim burada iğmeyi hesaplamamız lazım. İğmenin hesabında da
kata gelen ivme hesaplanması lazım. Onun için de bir formül vermiş. Eğer siz eş değer deprem yükü yöntemiyle hesaplayacaksınız, doğrusal hesap yöntemiyle hesaplayacaksınız. Böyle bir formül verilmiş. Binanın titreşim periyodu, binanın yapı davranış katsayısı, binanın önem katsayısı ve binanın göz önüne alınan deprem doğrultusunda hangi katı dikkate alıyorsunuz, o kattaki deplasmanı. Buradan da ivmeyi hesaplayıp bu formüle koyduğunuz zaman deprem kuvvetini hesaplayabiliyorsunuz. Eğer ki inşaat mühendisi hesaplarını model hesap yöntemleriyle yaptıysa bu sefer her titreşim moduna ait. Buralar sizi çok fazla ilgilendirmedir ama hesabı yapan inşaat mühendisiyle konuşarak bu bilgiyi alabilirsiniz. Her titreşim moduna ait model ivmeyi hesaplayıp karelerinin toplamının karekökuyla gene elemanı etkileyen ivmeyi hesaplayabilirsiniz. Bir diğer yöntemde bizim özellikle yüksek binalarda veya deprem izolasyonlu binalarda kullandığımız zaman tanım alanında deprem hesap yöntemiyle eğer hesap yapıldıysa, bina hesabı yapıldıysa o zaman aslında iş birazcık daha basit. Yani mühendis için, inşaat mühendisi için değil ama sizler için birazcık daha basit. O kata ait gelen kat ivme spektrumunu isteyip sizin elemanınızın titreşim periyodunu karşılık gelen periyotta o elemandaki elemana etkileyen ivmeyi direkt alabilirsiniz. Bu şekilde alabileceğiniz gibi bir de bu elemanı dilerseniz yani inşaat mühendisi önemli görürse bina modeliyle beraber modelleyip rigidliğiyle ve kütlesiyle bir analiz modeline katabilir. Eğer böyle bir durum olursa bu büyütme katsayısı, başta bahsettiğimiz büyütme katsayısı dikkate alınmayacak. Bir olarak alınabilir. Sunumumun sonuna geliyorum. Ben sürem de bitmek üzere farkındayım. Zaten dediğim gibi bizim yönetmenimiz çok kapsamlı bir yönetmenimiz. Çok fazla da konu yok bununla ilgili. Bir diğer konu mesela askı tipi zincir veya kablo ile bağlantısı yapılmış mekanik elektrik tesisatları olabilir. Borular olabilir askılanmış veya işte kablo kanalları olabilir. Bunlar da yatay kuvvetin hesabında direkt yapacağımız şey şu. Donanım ağırlığının ağırlığını %40 arttırarak bir yatay ve düşey kuvvet etkiliyorsunuz ve gene bu askıyı ve bağlantı elemanlarında bağlantı noktalarındaki reaksiyonları hesaplayıp uygun olup olmadığını gene kontrol etmeniz gerekiyor. Tabii bu hesapları yaparken yatay deprem kuvvetleri beraber düşey deprem kuvvetlerini beraber etkilemeniz gerektiği ile ilgili bir madde var. Son maddede gene yönetmelikte farklı yer değiştirme yapabilecek iki ayrı noktada veya iki ayrı taşıyıcı sistem için tasarlanan elemanlarda dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela burada bir örnek, yakın zamanda kontrol ettiğimiz bir örnekte, gittiğimiz binadaki örnekte. İki farklı bina, dilatasyon derzleriyle birbirinden ayrılmış. Arada bir dilatasyon derzi var. Dikkat ederseniz bütün yangın boruları ve kablolar, her şey dilatasyon derzinden sürekli olarak, sabit olarak geçtiğini görüyoruz. Herhangi bir burada bu deplasmanı iki binanın birbirinden farklı olarak hareket edeceği deplasmanı karşılayabilecek bir bağlantı şekli yok. Burada ya buraya bir esnek bağlantı yapacaksınız bu elemanlara veya burada iki binanın tesisat sistemini birbirinden ayırmak durumundasınız. Benim sunumum bu kadar. İlerleyen yani çok fazla detaya girmek istemedim. İlerleyen kısımlarda herhangi bir sorunuz olursa ben sizlere gene yardımcı olmaya çalışırım. Evet, Bahadır Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere dediğimiz gibi başlangıçta da giderek detaya girdik. Ve güzel bir süreç oldu. Yani işin felsefesinden başlayıp yönetmeliklerle devam edip mühendislik hesaplarıyla ve uygulamadaki detaylarla birlikte iyi bir noktaya kadar geldik. Şimdi aslına bakarsanız biraz da işin meslek örgütleri tarafından neler yapılıyor, ne gibi gelişmeler var, özellikle MMO bu konuda ne gibi faaliyetlerde bulunuyor, bunları dinlemek üzere Serdar Bey'i davet edeceğiz. Serdar Bey zaten herkes tanıyor. Yine de ben biraz hani kendisinden bahsetmek isterim. Serdar abi diyeyim ben. Serdar abi 91 yılından beri Türkiye'de tesisat projelendirme mühendislik alanında faaliyet gösteriyor. Danışmanlık gibi konularda özellikle çok ciddi bir geçmişi var.
Onun da yurt içinde ve yurt dışında ciddi projelerde devreye alma, commissioning hizmetleri oldu. Pek tanımayan yoktur zaten kendisini. O şu anda MMO'da, yani MMO'nun da içinde bulunduğu geniş bir grupta bir takım yönetmelik çalışmaları yapıyor. Bunu da özellikle MMO'daki komisyon çatısı altında gerçekleştiriyor. Ben lafı çok uzatmayacağım. Kendisi bize zaten bunları anlatacak. Söz Serdar Bey'de. Çok teşekkürler Eren'cim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepimiz yorulduk. Benim sunumum tabii bu kadar detaylı ve bilgi yoğunluğu içeren bir sunum olmayacak. Bunu özellikle tercih etmedim. Konu tesisat sismik korumanın esasları olunca tabii ki diğer arkadaşlarımız da çok detaylı bir şekilde bahsettiler. Bu konuların bir şekilde yönetmeliğe de aksetmesi gerekiyordu. Bu yönetmeye aksettirebilmek için de oda çerçevesinde bir komisyon oluşturuldu. Ama bu komisyonla ilgili bilgiyi vermeden önce ben önce sizleri birazcık öğrenmeyle ilgili bir süreçten geçirmek istiyorum. Öğrenmenin 4 aşaması var biliyorsunuz. Bir tanesi bilinçsiz ve yetersizlik aşaması. Çünkü konudan bir habersiniz, zaten de yeterli değilsiniz. Bütün her şeyiniz Allah'a kalmış. Yapacak bir şey yok. Takdir ilah ediyorsunuz, bitiyor. İşte bu toplantı, bu panel sonucunda birçok arkadaşımız aslında konuyla ilgili bilinçlenmeye başladı. Bilinç demek, algı demek aslında. Her algıladığınız şey sizde bir düşünce yapısını oluşturur. Ama onun çözümünü üretebilir misiniz, üretemez misiniz kısmı yeterlilik veya yetersizlik tanımları içerisindedir. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman artık konuyu algılamışsınız ve yeterli çözümleri de üretebilecek yaştasınız veyahut da bilgidesiniz. Bu süreç yaklaşık 45-50 yıl. Fevzi Akkaya'nın bir bilgi deneyim şeyi vardı. Tablosu vardı. Orada 45-55 yaşlar arasında söylüyordu. Ama bizim bunu bu kadar sürede öğrenip de bunları uygulayabilme şansını hayata geçirmeye çalıştığımız zaman ne ömrümüz yeter ne de topluma faydalı hale geliriz. Bilinçsiz yeterlilik aşaması ise son aşama. Bilinçsizce siz eğer o tecrübeniz, birikiminizi uygulamayı doğru bir şekilde çözümlerde kullanabiliyorsanız çok özür diliyorum. Şu anda sadece şeyi paylaşabiliyorum. Slide gösterisine çevirelim. Şu anda görünüyor mu acaba? Evet. Tekrar iyi akşamlar diyerek en azından affedersiniz beni. Öğrenmenin 4 aşamasının son aşamasında da özellikle bilinçsiz yetersizlikten yeterlilikten bahsetmiştim. Aslında bilinçsiz yetersizlik tarif içerisinde yönetmelikler, standartlar ve sizin yapacağınız işleri size bırakmadan doğru bir şekilde yönlendirmesidir.
Bilinçsiz yeterlilik demek sizin 45-50 senede yapacağınız birikimi daha önceki birikimlerden faydalanaraktan doğru uygulamanız anlamına gelir. İşte bu yüzden de bu komisyon çalışmalarında biz prensip olarak gerek uluslararası bahsedilen birçok kuruluşun gerekse kendi toplumumuz içerisindeki edindiğimiz tecrübe ve bilgilerini iç içe sokuyoruz. Fakat buradaki bir tane sorunumuz var. Algı ve yeterlilik konularında baktığınız zaman en tehlikeli iki kademe bilinçli yetersizlik ve bilinçli yeterlilik olduğunu görüyorsunuz. Bilinçsiz yeterlilikte zaten çaresizsiniz ama bilinçli yeterlilikte de bilseniz ve çözümü de sahibi olsanız bile uygulayabilir misiniz? O tartışılır. Şimdi bu komisyonu niye kurduk ve amaçları nelerdir diye başladığımız zaman bir kere yaşam konforumuz için elektrik ve mekanik eşya ile bütün sistemlere ihtiyacımız var. Ne yazık ki böyle bu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu ekipmanlar ve sistemler hepsi de gürültü yapıyorlar ve aynı zamanda da titreşim üretiyorlar. Ve özellikle hayatımızın ve yaşam ve çalışma alanlarımızın da tam ortasında bulunuyorlar. Ve düzgün çalışmadıklarında hem hayatı zehir ediyorlar hem de afet koşullarında can ve mal kaybına sebep oluyorlar. Bundan sonraki süreçleri çok fazla okumanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar çok detaylarıyla anlattılar. Bu komisyonu kurarken Şehircilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın makine tesisatı genel tasarım teknik şartnamesiyle ilgili eksik kalan konuları tamamlamaya çalışıyorduk aslında. Burada titreşim ve akustik konuları ile sismik koruma farkını anlaşılır kılmak gerekiyor. Demin Okan da bahsetti, diğer arkadaşlarımız da bahsetti. Ya işte depremsel DD4 için tasarım yapmayın deniyor ama biz mecbur yapmak zorundayız. Özellikle deprem yönetmeliğinin kendi içerisinde 6. kısımda anlatılanların neredeyse tamamı 4 sayfa içerisinde bitiyor. 2 tane tablo olarak düşünürseniz bunu çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ve 1.1.7, 1.1.8 ve 1.1.9 zaten birçok yapıyı bu yönetmelik dışına atıyor. Özellikle genel kurallarda baktığımızda deprem tasarım sınıfı DTS4'ü de bunun dışına çıkarttığınız zaman sanki hiçbirinde titreşim olmuyormuş, sanki hiçbirinde gürültü olmuyormuş, sanki hiçbirinde başka bir risk yokmuş gibi biraz tartışmalı bir yönetmelik haline dönüştüğünü düşünüyorum. Burada yapısal olmayan elemanların davranış ve büyütme katsayıyla ile birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Yani bütün her şey kurallarına göre doğru bir şekilde yapılmış olsaydı zaten birçok can kaybı ve mal kaybıyla karşılaşmazdık. Ama pencerenin altında duran bir split klima veyahut da pencere air condition cihazı veya balkonda duran ekipman veyahut da onun dışında başka şeylerle biz karşılaşıyoruz. Bunların hiçbirinin de taşıyıcı olmadığını da biliyoruz aynı zamanda. Bu tablo demin de gösterildi. Dolayısıyla üzerinde durmayalım. Ama ben aslında size sormak istiyorum. Evinizde bu listelenmiş malzemeleri olmayan var mı? Büyük bir televizyon, buzdolabı, çamaşır kurutma makinesi, split klima veya pencere kliması, aydınlatma armatürleri, bilgisayar, kombi ve ocak, fırın, mikrodalga. Bunları düşündüğünüz zaman bunların nasıl yerleştirildiğini ve nasıl konumlandığını bir tartışmaya açarsak, bunların bir kısmı duvarda duruyor, bir kısmı sehpanın üzerinde duruyor, bir kısmı mutfakta duruyor, bir kısmı tezgahın üzerinde duruyor. Özellikle aydınlatma armatürleri biraz yerden kendi başına destekli veyahut da tavanda askılı duruyor. Kombiler özellikle perde duvarlara monte edilemediği için sadece ve sadece duvarlar üzerinde duruyor.
ocak, mikrodalga ve fırınlar, bunların hepsi şey. Konunun girişinde dedim ki zaten konuyu depremsel değil, insan açısından anlatmak istemekteyim dedim. Ve onun için de algı kavramı üzerinden konuya girdim. Burada baktığımız zaman solda iki tane tablo var. Bu grafikler frekans ve ivme grafikleri. Sağda ise vibrasyon seviyesine karşı insanın algılama şeklini görmektesiniz. Soldaki grafiklerde en soldaki XY aksi, yani ileri ve geri hareketlerde yaşadığımız, sağa sola hareketlerde yaşadığımız ivmelerdeki tepkiler. Onun sağındakinde ise dikeyde yaşadığımız tepkiler. Dolayısıyla eğer yakından görebiliyorsanız 1M yazan yer 1 dakika anlamına geliyor. 1H ise 1 saat anlamına geliyor. 8H ise 8 saat ve 24H ise, bunlar aslında insanların tahammül sınırları. Bu sınırların üzerine çıktığında bu akselerasyon, bu ivme veya bu hareketler karşısında insan konforunu yitirmeye başlıyor. Demin bahsederken 0-3 katsayısı, ivme katsayısı, insan konforsuz hissetmiyor aslında oralarda. Zaten biz titreşime alışkın insanlarız. Çocukken salıncakta sallandık, roller coaster'lara bindik. Ama bunların hepsini biz kontrollü yaptık. Yani isteğimiz dahilinde ve süreli yaptık. Ama deprem öyle gelmiyor. Deprem bizim dışımızda geliyor. Ve en hazır olmadığımız zamanlarda geliyor. İşte bu gürültü ve titreşim yapan bütün mekanik ekipmanların bize o titreşim, aktardığı titreşim miktarı kadar da konforsuzluk yarattığını görüyoruz. Bundan sonraki nokta ise özellikle hayatımızın, yaşam ve çalışma alanlarımızın tam ortasında olduklarını görüyoruz bu ihtiyaç maddelerimizin. Özellikle bir hızdan bahsediyorsak, işte uçaklarda 700 km saat, 800 km saat hızla giderken herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü neden? İçinde göreceli hızımız o kadar yüksek değil. Aynı hızı arabaya indirgediğimizde 150-200 km saatlerde karşılaşıyorsunuz. Ama onu bisiklet veya motosiklete aldığınız zaman o kilometre saatler sizler için bambaşka çözümsüzlüklere neden oluyor. Bunları değerlendirmeye devam ettiğimiz zaman karşımızda en önemli nokta bizim bu algıya ne kadar hazır olduğumuz kısmı. Eğer biz bu çalışmaları da toplumsal hafızaya yerleştiremiyorsak, yani bizim tecrübelerimizi toplumun tecrübeleriyle birleştiremiyorsak yönetmeliklerle, o zaman biz bu sonuçlara katlanmak zorundayız. En solda yıkılan elektrik armatürlerinden en sağda mutfaktaki eşyaların yıpranmasını görüyorsunuz. İşte hepimiz Bayraklı depreminde veyahut da Seferihisar depreminde Elif Bebek için üzüldük. Bu neden üzüldük? Çünkü orada yıkılan binalardan çok daha fazlası aslında bir yaşındaki bebeğin veyahut da işte daha yaşını bile doldurmayan bebeklerin karşılaşacağı sorunlar olduğunu yaşadık. Çünkü iletişim bizi artık televizyon kanallarıyla depremi içimizde hissetmemize neden oluyor. Biz artık dışında kalamıyoruz. Evvelden herhangi bir yerde deprem olduğunda o depremin etkileri yöresel veyahut da o sınırla, fiziksel sınırla kalıyordu. Artık şimdi televizyonlarda hepsini izler konumdayız. Bunlar da hepimize çok aşina gelen konular. Ve sonuç olarak algı açısından değerlendirdiğimizde biz depreme sadece ve sadece beklentilerimiz ölçeğinde hazırız. Bunun dışında gereken diğer ekipmanlarımızı nasıl koruyacağımızı, nasıl onlarla bir arada yaşamamız gerektiğini, nasıl bunlara karşı tedbir alacağımızı
Ancak yönetmelikler, standartlar ve bunların sonuçları ile gelecek nesillere 55 seneler bekletmeden aktarma şansına sahibiz. Dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Bu saatte yorgunduk hepimiz ve yaşadığımız bu süreçle ilgili olarak da umarım bu kadar zor koşulları daha kolay edebilecek kadar standart ve şartnamelere sahip oluruz diye sonuçlandırmak isterim. Evet, Serdar Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün sunum yapanlar süreye de çok güzel hassasiyet gösterdiler ve hakikaten bütüncül bir etkinlik oldu. Ben şimdi bir teknik arkadaşlara sormak istiyorum. Soru var mı? İlgili sunum yapan arkadaşa yönlendirmek üzere varsa şu anda onun zamanı. Ya da yoksa da daha sonra dediğim gibi evet, sorumuz varmış. Bahadır Bey, soru var. Soru yarım galiba. Ben bunun devamını okumuştum. Şöyle soruyu bir önce okuyalım istiyorsanız Eren Bey. Tamam. Tamam. Siz okur musunuz, ben okuyayım mı? Soru size. Bence siz okuyun. Tamam. Merhaba Bahadır Bey. Benim sorum yönetmelikteki donanımın ağırlığı bulunduğu katın toplam ağırlığının %10'undan büyük ise eleman veya donanım bina taşı sistemi bir parça olarak kabul edilecektir kısmını biraz hesap konusunda açabilir misiniz? Biz inşaat mühendisleri olarak tasarım aşamasında kata zaten hareketli ve ölü yükler giriyoruz. Ek olarak nasıl bir hesaplama yapmamız gerekiyor diye Enes Bey sormuş. Güzel bir soru Enes Bey. Teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle bu kadar büyük kütleli bir yapıyı cihazı nasıl modellememiz gerekiyor? Bir kere bu kadar büyük kütleli bir cihazın formu da önemli bizim için. Yani form direkt bodur bir eleman, sadece döşemeye bağlı bir elemansa kütlesini elemanın ağırlık merkezinde modelleyerek eğer rigidliğini bile hesaplayabiliyorsak cihazın bir eşdeğer rigidliğini eşdeğer olarak verebileceğimiz bir link eleman olabilir veya bir çubuk eleman olabilir. Bununla kat içinde bunu modelleyebiliriz veya asılı bir elemansa gene askı elemanlarıyla beraber ve kütleyi gene ağırlık merkezinde ekipmanın ağırlık merkezinde olacak şekilde yapısal modelimize katmamız gerekiyor. Yönetmeliğin söylemek istediği şey bu. Teşekkür ederiz. Başka sorumuz var mı? Güzel sorular gelecek gibi. Evet, Selçuk Bey'den bir soru var. Yine bu TDE ile alakalı olduğu için Bahadır Bey'e olduğunu düşünüyorum. Bahadır Bey, soruyu gördünüz sanırım. Gördüm. Şöyle sormuş Selçuk Bey. Yapısal olmayan elemanlar, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yapısal olmayan elemanların dikey ve yatay taşıyıcılara aynı anda bağlanmayacağı yazıyor demiş. Ben böyle bir madde bilmiyorum. Yani şimdi biraz önce de baktım ben yönetmelikte. Böyle bir şey görmedim. Tam olarak kastı nedir tam emin olamadım Selçuk Bey'in ama. Ben burada birkaç şey söyleyebilirim istersen. Bu tabii. Bana da daha önce sıklıkla gelen bir şeydi. Örneğin bir mekanik oda düşünelim. Tesisat yoğunluğu fazla olan mekanik oda. Burada iri yarıda ekipmanlar olabiliyor. Özellikle de dikey, yani düşey tanklar oluyor. Ve bunları ya da ne bileyim bazen elektrik panoları olabiliyor. Bunları sadece götürüp tavana ya da tam tersi duvara bağlamak yetmeyebiliyor. İki taraftan birden bağlamak icap edebiliyor. Yükler yetmediği için, yani çok astronomik bağlantı elemanları doğduğu için sanıyorum bunu kastediyor. Çünkü dediğim gibi daha önce de karşılaştığım bir şey ama bununla ilgili benim de uluslararası yönetmeliklerde çok karşılaştığım bir durum yok. Bu biraz Okan'ın sunumunda bahsettiği gibi Türkiye'de yönetmelik konusunda biraz sıkıntılar olduğu için bazı projeciler, müşavirler yorum yaparak bazı taleplerde bulunabiliyorlar ama TDE'de bu geçmiş olabilir. O kısmını ben de gözden kaçırmışım. Yani TDE'de geçiyorsa ayrı yaklaşmak lazım. Geçmiyorsa ayrı yaklaşmak lazım. Benim söyleyeceğim. Yani ben orada tek bir şey daha söyleyeyim. Yani ayrı elemanlara bağlanamaz diye bir şey görüyorum ama şeyi mi kastediyor acaba? Yani farklı yapılar olduğu zaman, deletasyonla ayrılmış farklı yapılar olduğu yok, zaman. Yok, o değil bu. O değil. Elemanın bir karşılaştığım soru o değil yani genelde.
Ya bağlanamayacağı ile ilgili ben bir madde bilmiyorum. Bağlanabilir. Niye bağlanamasın? Yani tek bir yapısal eleman taşıyamıyorsa hatta bu gücü başka bir yapısal elemana aktarmak bana mantıklı geliyor. Yani ilgili maddeyi iletirse yönetmelik açık yönde bir bakabilirim. Burada buradaki endişe biraz şundan kaynaklanıyor. Bu yorumu yapanlar da genelde beyefendi de onunla karşılaşmış olabilir daha önce. Şimdi sözde duvarla tavanın örnek veriyorum. Deprem esnasındaki davranışları farklı olabilir düşüncesiyle böyle bir tedirginlik doğuyor olabilir zaman zaman ama oradaki o farklı davranış, oradaki diferansiyel şeyler o kadar düşük ki ihmal edilebilir boyutta. Dolayısıyla bana göre de rahatlıkla bağlanabilir. Dilatasyon konusu bambaşka, bu o değil. Dilatasyonsa haşa bağlanamaz zaten de. Ama onun dışında bence de bir sakınca yok. Başka sorumuz var mı? Okan Bey'e bir soru var. Yürürlükteki yönetmeliklere göre kontrol ve denetim yükümlülükleri hangi kurumdadır? Yasal sorumluluklar nasıl dağıtılmıştır? Kim yanıt vermek istiyor diye ben soruyorum. Şahane soru. Şahane soru. Var mı? Yok. Yok. Maalesef. Cem Bey, güzel sorunuz için biz de teşekkür ederiz. Çok can alıcı bir soru ama çok acı bir gerçek. Böyle bir mekanizma yok şu anda Türkiye'de geçerli. Şimdi o konuyla ilgili ben sadece şunu söylemek istiyorum. Mühendislik etiği aslında bağlayıcı. O bahsettiğim bilgi ve tecrübe eğrisinde siz sorumluluğu üstlenebildiğiniz kadar aslında kamusal anlamda bilgiye dayandırdığınız sürece doğru üstlenmiş sayılırsınız. Ama öbür tarafında siz tek başınıza aldığınız bütün sorumluluklar kendi içerisinde eksik alınmış sorumluluklardır. Yani yönetmeliklerle çerçevelenmemiş aldığınız bütün kararlar tartışılır. Evet, başka soru var mı? Güzel. Ha, Enes Bey'den Bahadır Bey'e bir soru daha. Evet. Enes Bey'in sorusu. Benim bir sorum daha var. Bu soruda da yine yönetmelikte bize tabloda verilen B kat sayısı havalandırmada 2.5 verilirken aydınlatma sisteminde 1 veriliyor. Bu değer bize neyi ifade ediyor? Biz buna bakarak havalandırma sistemleri aydınlatma sistemlerine göre daha önemlidir gibi bir yorum yapabilir miyiz? Yoksa bu kat sayılar yapısal olmayan elemanların bağlanış şekillerinden mi kaynaklanıyor? Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Bu ya yani diğer arkadaşlar da cevap veriyor. Belki Görkem de cevap vermek istedir ama bu biraz bağlanış şekilleriyle alakalı diyorum. Önemden ziyade bağlanış şekliyle, yani orada çaprazla bağlama vesaire gibi, yani oradaki hani şeyi önemli abi. Benim yorumumda bu. Ben de çok ben biraz hazırlanma aşamasında ile ilgili Görkem. O konuyla ilgili problem malzemenin bileşim şeklidir. Mesela katmanlarla ilgili baktığınız zaman daha ince malzeme ve daha farklı bir metotla birleştirilir. Doğal frekansı diğer malzemelere göre daha farklıdır. Doğal frekanstan titreşim konusunu demin akustik ve titreşimden özellikle bahsetmemin sebebi buydu. Yani bizim titreşmeyen hiçbir ekipmanımız yok. Ama borunun titreşimiyle kanalın titreşimi denk değildir hiçbir zaman. Dolayısıyla öyle değerlendirirsek bitmiş ürünlerde ki farklılıkları özellikle sismik koruma yapacaksanız daha farklı şekilde ele almanız gerek. Aslında Okan çok güzel bahsetti bunlardan çok detaylı bir şekilde. O takviye yönetmeliklerden faydalanmak gerekiyor. Biz de hemen bunu şeyi söyleyeyim Serdar abi, özür dileyerek, takviye yönetmeliklerde o parametreyi aramak için bakılacak yer IBC'nin ASCII'ye refere ettiği formüldeki RP, Response Modification Factor adlı parametre. Onu bizim yönetmeliğe de alıp bu şekilde akuple etmişler. Şimdi bir soru daha vardı. Onu biz ona gelmeden önce ben bununla ilgili bir katkı yapayım. Bence ya yani çok güzel yaklaştınız Serdar Bey. Teşekkür ederim. Şimdi benim kafamda birazcık daha tabii daha net, yani nasıl cevap verebileceğim daha net. Normalde tabii biz kat ivmesini hesaplıyoruz. Kat ivmesi dediğimiz üzerine bastığımız döşemedeki ivme. Ama bu cihazın bağlanma şeklinden kaynaklı elemanın da ayrı bir titreşimi var.
Elemanın da ayrı bir titreşimi olduğu için bunu dikkate aldığımız bir davranış katsayısı aslında. Aynen, davranış katsayısı. Aynen. Evet. İşte buna da disiplinler arası işbirliği diyorlar Bahadır. Kesinlikle. Bir soru vardı. Soru sahibinden özür diliyoruz. Onu bir geçer gibi olduk. Evet. Emre Bey'den bir soru var. Kimi olduğu yok. Ben soruyu okuyayım. Kombi cihazları evlerimizde genelde perde duvara değil ara duvarlara bağlanılıyor. Bu uygulama yanlış mıdır? Cevap vermek isteyen var mı? Yani isterseniz ben verebilirim cevap. Sorunun kime sorulduğu belli değil çünkü ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki perde duvara bağlanırsa çok daha güvenli olur ama tuğla bir duvara bağlanmasının da o tuğla duvarın tabii ki yönetmeliklere göre yapılmış olması kaydıyla deprem açısından bir sakıncası yok. Ancak biliyorsunuz zaman zaman böyle alçıpan gibi çok daha hafif separatif duvarlar da olabiliyor ve bunlar bir kombiyi taşıyacak kadar da statik açıdan taşıyacak kadar güçlü oluyor ama kesinlikle deprem açısından değil. Yani perde duvar yoksa tuğla duvara bağlayabilirsiniz ama gidip de bir alçıpan duvara ona benzeyen hafif bir yapıya bağlayamazsınız. Deprem açısından direkt langırt diye yere iner yani. Evet, soru var. Serdar Bey'e soru. Serdar Bey soruyu görebiliyor musunuz? Ben okuyayım mı? Evet, görüyorum. Sistem tasarımlarında deprem stratejisi nasıl oluşturulmalı diye baktığınız zaman birincisi o insan açısından bir titreşim değerleri vermiştim. Yani depremden önce öncelikle insan yaşamını birinci sıraya koymamız gerekiyor tasarımda. İnsanın can güvenliğini sağlayacak tedbirlerle başlamak gerekiyor. Yani işte sadece deprem değil, heyelan var bunun içerisinde. Su basması var, devrilme var. Bunların hepsi yaşanan bu ülkede, yaşanan gerçekler. İşte bina tamamen kendi başına şeye kapılıyor, heyelana ve aşağı iniyor. Artık orada depremsel tasarımdan bahsetmiyorsunuz siz. Binanın komplesinin gidişinden bahsediyorsunuz. Yani gemi gibi iniyor aşağı doğru. Şimdi buralarda öncelik tabii ki insan canı. İkinci sırada o tasarımda mal kaybı veya kaçış yollarını engellemesine dikkat göstermemiz gerekiyor. Çünkü insanların panik halinde yapacakları her şeyi bilseniz bile siz doğru responsu veremeyebilirsiniz. Yani kimi donar, kimi hareket eder. Deprem sizin beklemediğiniz bir aksiyondur. Zaten roller coaster'a binerken onun için problem yaşamıyorsunuz. Bekliyorsunuz ve sınırı da belli. O zaman diliminde bitiriyorsunuz. Üçüncü konu ise maddi kayıplardır. Bu sıralamayla deprem tasarımını yaparsanız o zaman sizin önünüzde çok fazla seçenek olmadığını göreceksiniz. Yani her binada özellikle Görkem Bey ve Bahadır Bey bunu daha net bir şekilde açıklarlar. Özellikle yönetmelikte tarif edilen yani o binaların güçlendirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi kavramları içerisinde sizin de mekanik tesisatı depremsel açıdan da koruma altına almanız gerekiyor. Sıfırdan yapmanız değil ama depremsel koruma altına almanız gerekiyor. Bu da bir mühendislik hizmetidir. Evet. Bahsederken dedik ki işte o tecrübe, bilgi hepsi bir araya gelecek ama yönetmelikler bunu bize işte belki FEMA'nın şablonları gibi veya başka şablonlarla birleştirerekten tarif etmeli. Evet. Tarif edemiyorsak o zaman bireylerin şahsi tercihlerine kalır ve gri bölgede kalır. Bir buçuk saate yaklaştık. Son bir soru daha alalım. Çünkü gerçekten bu saatte herkes... Beren Bey, çok özür dileyerek çok kısa bir katkıda bulunmak istiyorum. Tamam, alalım. Bu konuyla ilgili çünkü benim slaytımda ben hızlı geçtim süreyi yakalamak için. Aslında çok doğru bir İrfan Bey'e ben teşekkür ediyorum. Ben hemen şunu göstereyim. Çünkü Eren Bey'in aslında Makine Mühendisleri Odası için hazırlamış olduğu bir eğitim notlarında bu konu çok net bir şekilde paylaşılmıştı. Belki Eren Bey'den geri isteyebiliriz. Önce deprem stratejisini oluşturmak için binanın ne için kullanılacağını belirleyip yine Serdar Bey'in söylediği FEMA kılavuzlarında
Mesela hava kanalları hemen kullanım binasında bağlantılarda ufak hasarlar olabilir ancak hava kanalları kullanılabilir durumdadır. Can güvenliği binasında ise kopmaya izin veriyor gibi kılavuzlar şu anda zaten bunu Eren Bey Türkçeleştirmişti. Kendisinden de belki tekrar paylaşmasını rica edebiliriz. O tabii da deprem sürecinde bu şekilde devam ediyor. Kitapta da var zaten. MMO'nun yayınladığı evet. Kitapta da var. Evet, son bir soru alacağız demiştik. Sözümüzden geri durmayalım. Bir saat doldurduk ama bu soruyu da alalım. Salih Toyran'dan Bahadır Bey'e. Bahadır Bey söz sizde. Yapısal olmayan elemanların uplift riski sebebiyle ya da düşey deprem yükleri sebebiyle hareketini sınırlandırma ihtiyacı sebebiyle kullanılması gereken sınırlandırıcı elemanların rigidliği için bir kıstas var mıdır? Şöyle uplift yapması bekleniyor ve isteniyorsa yani normalde uplift dediğiniz şey düşey sınırlandırma yoktur. Bir yeteri kadar düşeyde bir ankraj yapmamışsınızdır. Bir kalkma hareketi yapar. Eğer bunun olması zaten beklediğiniz ve istediğiniz bir şeyse istediğiniz seviyenin ötesindeki kısım için bir sınırlandırıcı kullanmanız lazım. Ama onun dışında olmasını istemiyorsanız zaten gerekli olan tepki kuvvetlerine dayanabilecek yeterli rigidlikte bir bağlantı yapmanız lazım. Tamamen işte etki tepki yani biz deprem kuvvetlerine veriyoruz. Deprem kuvvetlerinden oluşan reaksiyonlara karşı da bu sınırlayıcı elemanların da rigidliği onlara gelen etkiye karşılık olarak hesaplanmalı. Yani ekstra bir hesap yok. Ben bir şey ekleyeyim ve hadi tamamlayalım. Şimdi burada uplift konusu biraz döşemeye oturan ekipmanlardan ziyade asılı ekipmanlar ve tesisatlar için kritik bir konudur. Çünkü döşemeye oturanlarda genellikle yere ankrajlanır ya da işte sismik sınırlandırılmış izolatörler ya da sismik sınırlayıcılar kullanılır. Onların zaten uplifti alır onlar. Ancak bazen aşırı büyük yani yatay ağırlık merkezi yere yakın ekipmanlar olursa onların devrilme hesabında, overturning hesabında uplift riski yoksa sadece yanal sınırlama alan elemanlar da kullanılabilir. Ama ben sorunun daha ziyade dediğim gibi asılı sistemler için olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü döşeme gibi düşünmüştüm, doğru. Asılı sistemlerde ve tesisatlarda genellikle bildiğimiz askı çubukları işte TIG dediğimiz, ROT dediğimiz askı çubuklarıyla yapılır bu iş. Ve onlarda uplift ciddi bir risktir. Çünkü onlar alttan yukarı doğru bir vurma halinde anında burkulma dediğimiz Türkçe, işte İngilizce buckling ya da Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş yine bir terimle flambaj dediğimiz hasar oluşumuna maruz kalabilirler. Dolayısıyla bunların belli uzunlukların aşmaları durumunda bunlara TIG güçlendirici denilen ilave elemanlar, örneğin bir L köşe bent koyup onu da böyle klipsler vardır bunlar için geliştirilmiş. O klipslerle o askı çubuğu daha rigid hale getirilir. Dolayısıyla hani sorunun bu olduğu varsayımıyla bu cevabı vermiş oldum. Evet, herkese çok teşekkür ederim. O şekilde söylemiş. Askılı elemanlar için sorum demiş ve siz çok güzel cevap verdiniz zaten. Harika. Soru sahibine ve diğer tüm soru sahiplerine de ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu arada sorular harikaydı. Gerçekten yanıtlayamadığımız sorular olduysa özür diliyoruz zamandan dolayı ama bitirmemiz gerekiyordu artık. Şimdi arzu edenler tabii ki oradan soru yazdıkları yerden yazarak teknik arkadaşlardan iletişim bilgisi isteyebilirler. Sunumcu kişilerin iletişim bilgilerini alıp daha sonra kendileri direkt iletişime geçebilirler. Çünkü bu sunum yapan arkadaşlarımızın hepsi mesleğe gönül vermiş insanlar. Ellerinden geldiğince yardımcı olacaklardır. Ben kapatmadan önce sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Kendi namıma herkese tekrar çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Ben bir kapanış sözü söyleyebilir miyim? Rica ediyorum. Hadi o zaman. Şunu vurguladım. Özellikle Eren Bey'e ve Makine Mühendisi Odası'na şu bakımdan teşekkür etmek istiyorum. Eren Bey'in yazdığı ve Makine Mühendisi Odası tarafından yayınlanan bir kitap var. Biraz önce ekrana da getirildi o kitapla ilgili bilgi. Gerçekten de ihtiyaca yönelik çok güzel hazırlanmış bir kitap. İnşaat mühendisleri, belki makine mühendisleri biliyordur ama inşaat mühendisleri bu kitabın varlığından haberdar olmayabilir. Ben inşaat mühendislerine bu kitaba sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki Cemal Bey bunu İnşaat Mühendisleri Odası'na da dağıtımını gerçekleştirir. Orada da bu kitap dağıtılır. Çok yararlı bir kitap. Hem Eren Bey'e bu kitabı hazırladığı için teşekkür ediyorum. Hem de Makine Mühendisleri Odası'na da böyle bir kitabı yayınladığı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Cemal Bey, sizi dinliyoruz. Evet, Bahadır Bey'in isteğini ben oda yönetimiyle mutlaka paylaşacağım. Şimdi tabii konu çok önemli. Uzmanlar çok konuya hakim olunca ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Sürenin nasıl 1,5 saati aştığını
pek anlayamadım. 1,5 saat olmuş. Biz 1 saat falan planlamıştık. Tabii ya, ülkemiz oldukça yıkıcı bir deprem kuşağında. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Deprem sonuçları da ülkemizde gerçekten çok ağır yaşanmakta. Dolayısıyla sismik koruma ve titreşim yalıtımı bilincinin oluşması, yayılması ve uygulanması son derece önemli. Burada bizim gibi kurumlara, sizlerin temsil ettiği derneklere çok işler düşüyor. Yangında korunma sistemleri binanın sigortası. Ama sismik koruma da ve titreşim de, yalıtım da yangından korunma sisteminin bir sigortası. Milyon dolarlara mal ettiğimiz binaları, daha da önemlisi binadaki insanların hayatını koruyan sismik korumalar konfor değil, bir zorunluluktur. Böyle algılanması gerekiyor. Sistemleri deprem sırasında ve depremden sonra da koruyacak önlemlerdir sismik koruma. Burada Eren Kalafat moderatörlüğünün farkıyla Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bakırköy Temsilciliği olarak gerçekleştirdiğimiz yangın ve diğer mekanik tesisatlarda sismik korumanın önemine değindiğimiz tesisatta sismik korumanın esasları etkinliğinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Eren Kalafat'a bizi kırmadığı için, etkinlikte yer aldığı için çok teşekkür ediyorum. Bu arada İstanbul Şube Başkanımız da aramızda olamadı ama sürekli mesajlarıyla bizlere moral veriyor, teşekkürlerini sunuyor, bunu yansıtıyor arkadaşlarımız sizlere zaten. Eren Kalafat'a çok teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımıza, Görkem Yıldız'a, Okan Sever'e, Bahadır Şadan'a, Serdar Uzgur'a, Deprem İzolasyon Derneği'ne, Deprem Güçlendirme Derneği'ne, Tesisat Taşıyıcı ve Bağlantı Elemanları Komisyonu'na katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, herkese, evet. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu saate kadar bizi ilgiyle dinledi, sorular sordu. Herkese çok teşekkür ediyorum Bakırköy Temsilcilik adına, ODAM Makine Mühendisleri Odası adına. Evet, herkese teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar. Onun da sözünü almış olduk Eren Bey. İyi bakın kız.